ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu Turu kapsamında geldiği Katar'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Abdurrahman Altani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Altani, geçtiğimiz günlerde İsrail'de yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife Hamas tarafından yanıt verildiğini belirterek Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz dedi. Konunun hassasiyeti nedeniyle daha fazla ayrıntı veremeyeceğini aktaran Altani, anlaşma konusunda iyimser olduklarının ve Hamas'ın yanıtının İsrail'e iletildiğini belirtti. The reply includes... Bölgedeki tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve daha fazla kan dökülmesine yol açacak, sivilleri tehlikeye atacak ve uluslararası ticareti tehdit edecek kararlardan kaçınmaları çağrısında bulunan Altani, uluslararası toplumu acil ateşkes için sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Katı ve sağlam bir uluslararası pozisyona sahip olmanın tam zamanıdır, dedi. Gazze şeridine yönelik desteğin ve yardımların devam ettiğini vurgulayan Altani, Hastaneler herif alınmaya, bombalanmaya ve yerinden edilmiş insanlar yollarda öldürülmeye devam ediliyor. Bu kriz sırasında ABD ile olan işbirliğimize değer veriyor ve takdir ediyoruz dedi. Blinken'sa yaptığı açıklamada ABD'nin Hamas'tan gelen yanıtı şimdi gözden geçirdiğini belirterek yarın İsrail hükümetiyle görüşeceğim dedi. Hamas'a sunulan teklifin ciddi bir teklif olduğunu ve sadece önceki anlaşmayı tekrarlamayı değil, genişletmeyi amaçladığını vurgulayan Blinken, hala yapılması gereken çok iş var. Ancak anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz dedi. İsrail ve Hamas arasındaki muhtemel anlaşma, Gazze şeridindeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrail esirlerle Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeriyor.